Futbol arenadan mutlu günler. 2020-2021 sezonu nihayetinde geride kaldı. Şampiyon Beşiktaş oldu. Bu şampiyonlukta kuşkusuz Sergen Yalçın'ın çok büyük emeği var. Şapkadan tavşan çıkardı mı dersiniz? İyi malzeme olmamasına rağmen harika bir yemek, harika bir sunum mu yaptı dersiniz? Orası size kalmış ama başarılı olduğu bir gerçek. Sergen Yalçın'ın bu sezon yapmış olduğu açıklamalar da aslında ne kadar winner bir hoca adayı olduğunu da gösteriyor. Sezon içerisinde taraftarı bir anlamda gaza getirecek, rakibe tehdit olacak açıklamalar yapmıştı Sergen Yalçın. Biz bu açıklamalardan bazılarını kolaj haline getirdik. Hadi onları izleyelim. Hocam kim olmazsa olmasın bizim için bir şey fark etmez artık. Biz olanla oynayacağız. Kimin olup olmadığı önemli değil. Kimin ne oynadığı önemli sahaya çıkıp nasıl mücadele ettiği önemli. O bugünkü gibi oyuncularımız çıkıp mücadele ederse bizim için bir sorun yok. Mücadele etmediğin zaman sorun başlar. Oyuncularımıza gerçekten saygı duymamız lazım. Bu mücadeleyi veren oyuncularımıza, oynayan oynamayan hiç fark etmez. Çok ciddi bir birlik beraberlik var. Bu akşam bunu çok net bir şekilde gördük. Hiçbir zaman mücadeleyi de savaşı da hiçbir şeyi bırakmayacağız camia olarak. Biz oyuncularımızla beraber bunu bu akşam çok net bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur. Çok bunun daha üzerinde mücadele ederiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Tek düşüncemiz şu bundan sonrası için camia olarak yönetimle, başkanla, taraftarla, oyuncularla, teknik ekiple kenetlenmiş durumda. Bunu almak için hepimiz her şeyimizi vereceğiz. Biz de vereceğiz, oyuncular da verecek. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Mücadelenin maksimumunu verecek herkes sahaya çıktığı zaman. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveride bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Evet. Ya biz eksik olarak düşünmüyoruz. Beşiktaş formasını giyen oyuncular sahaya çıkıyorsa eksiğimiz yok demektir. Ya biz de öyle bakıyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Herkesin bilmesi açısından. Fanatik Orhan Yıldırım, hocam liderlik stres yaratmamış. Bunun sırrı ne? Hocam liderlik niye stres yaratsın? Biz hayatımız boyunca büyük takımda şampiyonla oynadık zaten. Niye stresli olalım ki yani? Biz orada olmaya alışık bir camiayız. O yüzden stres yaratmaz. Yani tarih tekerrür etti demeyelim. Çünkü bunlar farklı maçlar. O maç daha farklı bir maçtı. Bu maç daha farklı bir maçtı. Tabii derbi kazanmak gerçekten çok önemli. Neden? Moral motivasyonumuz yukarıda oluyor. Oyuncularımızın güveni daha fazla kendine geliyor. İşte puan cetvelinde bizim mutlaka 3 puana ihtiyacımız vardı. Hedefi kovalamak istiyoruz. Zirveye yakın olmak istiyoruz. Bunlar kazanmak için en önemli etkenlerdi. Ama oyuncularıma maçtan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Başka türlü zafer kazanamazsın. Oyuncularımı bunu 2 günden beri sürekli yaptığımız toplantılarda özellikle bu cümleyi söylüyorum. Savaşmadan zafer kazanamazsın. O yüzden bugün de oyuncularımız bir maç kazandık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Derbi zaferiydi. Savaşarak kazandık, mücadele ederek kazandık. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveride bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik. Bundan sonra da çekebiliriz. Ama her şeyden önemlisi 3 puan almak. Bugün alınan 3 puanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bunun hiçbir karşılığı olamaz bizim için. Öncelikle onu söylemek istiyorum. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.